Hello guys, welcome to our channel. Here we are going to do the opening, box opening today. What is this? Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün kutu açılımı yapacağız. 6 tane kasa aldık. Sinerji'den. Bu arada Sinerji güvenilir mi diye sorup duruyorsunuz. Sinerji bakın güvenilir. 6 tane ofis bilgisayar aldık. Toplamda 14 bin liraya yakın. Musa Bey aldıysa güvenilir her zaman. Sorry, Ömer Bey görüşürüz. Bu güzel bir iş için teşekkür ediyoruz Ömer Bey'e. Biz şimdi kutumuzu açmaya başlıyoruz. Like'lar olsun beyler, like'lar at. Hadi. Şimdi arkadaşlar, kasamız bizim standart ofis kasamız Frisbee. Şöyle bir en önceden size kaç paraya olduğunu gösterelim. Yani standart bu, belirledik, ona göre devam ediyoruz. Yani her tüm kasalarımız aynı, ofis bilgisayarı yapıyoruz. Yani ofis bilgisayarı standartımız var, bu standarda uygun gidiyoruz. Sinerji'den geldi. Bu sefer erken geldi değil mi Hakan? Aynen, hızlı geldi. Yani bir hafta olmadan geldi kasalar. Hem de 6 tane montajlayıp yollamışlar. Zaten Sinerji'yi arayacağım. Bundan sonra bizim taleplerimizi daha hızlı hazırlasınlar. Çünkü biz kurumsal çalışıyoruz. Ev kullanıcısı değil. Şimdi kullandığımız işlemci fiyatı hepsi burada var. KDV dahil tutarını söyleyelim. Toplam tutarı. Gerçi KDV dahil toplam tutarı şu. 6 tanesinin. 13.000. Kalem kalem gidelim. Hakan kalem kalem sen söyle. İlk ürünümüz nedir? İşlemcimiz AMD Ryzen 3200G aldık işlemci olarak. Neden bunu kullanıyoruz Hakan? Yani Apple bir işlemci. Çünkü ekran kartı gerektirmiyor. Ekstra bir ekran kartı almak zorunda kalmıyoruz. Apple ekran kartı olduğu için. Apple olduğunu nereden anlıyorsunuz mesela? Bakın 3200G, G demek GPU'su olduğunu gösteriyor bunun. Yani bu ekran kartı desteği var. İşlemci güzel işlemci, ofis için ideal. Ev kullanıcıları için de ideal. Ama biz APU yani ekran kartı kullanmadan da bu işlemciyi kullanabiliyorsunuz, çalıştırabiliyorsunuz. O yüzden seviyoruz. Frisbee bir kasa kullandık. Birazdan 5'ini de göreceksiniz. Güzel. Onun dışında G-Skill işlemci, işlemci RAM 8 GB, 3200 frekansı var. Hakan seviyor o yüzden. GB anakart standart onu kullandık. Kargo ücreti almışlar bizden 59 lira. Bunu görün. PC toplama bedeli almışlar. Bunun yanında hepsine Samsung SSD koyduk. Neden Samsung koyduk Hakan? Samsung uzun ömürlü olduğu için, yani bellek konusunda Samsung isteyebiliriz yani SSD konusunda. Ondan Samsung tercih ettik. Şimdi kutuyu açabiliriz Hakan. Açalım. Yapılmışlar. Epey bir batlamışlar yani. Aynen şöyle. Bakalım eksik çıkacak mı? Yani tabii çıkmaz. Bu zamana kadar olan bir şey değildi, çıkmadı. Toplar. Evet Hakan özenle açtı bunların hepsini. Şöyle kaldırıyoruz. Şimdi çıkartalım tek tek kutulardan. İşlemciler neden böyle Hakan? Onu söyle bakalım. Kutusuz alıyoruz işlemcileri. Daha ucuza geliyor. Kaç para daha ucuza geliyor hatırlıyor musun? 50 lira falan bir gün böyle daha ucuza geliyor. 50 lira yani kutuya vermemek için biz bunu aldık. Maksimum 50 lira falan yani fark ediyor. Şimdi kutuya gerek mi kendisi? Bir de ofis bilgisayarı için güzel bilgisayar arkadaşlar. Güzel. Toplamda tanesi kaça geldi? 2300 liraya mı geldi Hakan? 2300 lira falan. Aynen öyle. Adamlar hepsini koymuş. Bu anakart kutusunun içinde diğer parça bileşenler var. Onu söyleyelim. Yani şu anakart kutuları var ya. İçinde Samsung SSD'nin kutusu var mesela. Onun dışında güç kablosu var. Bir de RAM kutuları var. RAM zaten birer tane koyduk. Kapatalım bunu da. Şimdi masaya gidelim. Normalde Apple'larda çift kanal RAM bulunması önemli de. Yani tek kanal RAM değişikliği görüyorum. Ben kullanıyorum şahsen. Hiç sıkıntısını görmedim yani. Ofiste kullanıyorum. Çift kanal tek kanal nedir Hakan? Bunu açalım bilmeyenler için. Ya şimdi RAM üzerinde iki tane şey oluyor. Bir kanal oluyor mesela veya 4'e kadar çıkabiliyor üst seviyede. Bu giriş seviyesi bir anakart olduğu için iki tane RAM var. Yuvası var yani iki tane RAM takabilirsiniz. Evet. Biz tek taktık. Yani shift olunca performans daha iyi oluyor. APU işlemcilerden. Yani biz bu zamana kadar tek tek kullandık. Yani AMD'de genellikle çift kanal kullanılması tercih ediyor. Yani tavsiye ediyor. Yani 16 almak yerine kullanıcı AMD kullanıyorsa 8-8 iki tane alsa daha mantıklı yapar. Aynen öyle. Daha iyi yapar diyorsun. Ne yapalım? Şurada arkadaşlar var. Hakan'ı da bu arada tanıyorsunuz eskiden beri. Eskiden bizim stajyerimizdi, şimdi personelimiz oldu. Kendisi bir yıl çalıştı burada özveriyle. Şu an devam ediyor, hala devam. Bu arada bu kasaları... Kasaları yani bize Hakan önerdi diye hatırlıyorum. Hakan sen toplamıştın değil mi bu konfiyi? Konfiyi Hakan belirlemişti, kasayı ben belirlemiştim. Bu kasa benim hoşuma gidiyor ya. Küçük ya. Ya Hakan da kullanıyor mesela. Şurası standart. Ve biz bunu niye böyle standart haline çevirdik onu söyleyelim kısaca. Çünkü bir şirketteki tüm bilgisayarlar atıyorum 500 tane bilgisayarınız var. Hepsi böyle. Atıyorum 2 tane yedek tutarsınız kasa. Bir parçası bozulduğu zaman yedeğin parçasını kullanırsınız veya komple değiştirirsiniz. Anakart aynı, görüntü aynı.
Onun dışında yedeklemesi kolay. Atıyorum şu kasayı ben bir tanesini yedek bırakacağım. Hiçbir yere vermeyeceğim. Şirkette atıyorum bundan 50 tane var. Bozulduğu zaman hemen bu kasanın içindeki anakartı sökebilirim. Bunun içindeki herhangi bir parçayı yedek olarak kullanabilirim. Normalde siz nedir? Her parçanın bir tane yedeğini tutmanız gerekiyor ya. Biz direkt kasanın yedeğini tutuyoruz. Öyle diyebiliriz. Şimdi bir tanesini açalım, gösterelim ve videoyu bitirelim. Fiyatlarına değindik. Parça özelliklerine değineceğiz. Kasaları dizdik. Şimdi bir tanesini çıkartalım ve inceleyelim. 5 tane var. Toplamın 6 tane aldık bu kasadan. Birin. Şöyle detayını merak edenler için belki üstünde ayrıntılarını okumak isteyen arkadaşlar var. Bu kasa bir tek Sinerji'de var şu an. Stokta diğer sitelerde hiçbir şekilde bulunmuyor. Onun için biz de Sinerji'yi tercih ettik. Yani Sinerji'de sırf Sinerji'yi tercih etmemizin sebebi de aslında ince hesap, Ütopya gibi sitelerden alıyoruz. Şu kasayı bulundurması. Ev için ideal. Yani evde eğer oyun oynamayacaksanız ki bu şu anki topladığımız sistem oyun oynatır Hakan değil mi? Yani Hakan oyun oynar yani. Basit e-spor oyunları oynatır büyük ihtimalle. Yani Valorant, CSGO oynatır büyük ihtimalle. Test etmek gerek. Ya. Yani sonuçta biz bu özelliklere sahip laptopla alıyoruz. Aynen. HP Enterprise'ın değerinde nasıldı? Aynen. Yani. Ya bu ondan daha performanslı. Aynen öyle. Ondan daha hem RAM frekansı yüksek, hem masaüstü işlemcisine sahip. Soğutma sistemi daha iyi. Ayağı var. Plastik. Bu ayağını vidalayabiliyorsunuz. Aynen. Bir tane bir deri deliği var şurada şöyle. Küçük şunu. Evet. Tamam. Şu kutuyu açalım. Biz birazdan hepsini zaten yan yana dizeceğiz. Tüm hepsini açacağız. Bir tanesini sıkıyorum diye inceleyelim dedik. Kasalarımızdan bir tanesini içine açacağız. Kapağı hemen çiziliyor. Kapağı koyduğunuz yere dikkat edin. Öyle. Mesela kapağı böyle koyduğunuz yere diyelim çiziliyor. O yüzden biz kapağı mesela şöyle koyuyoruz. Baktığımız zaman yeter. Çok da sıkıntı olmaz. Ama sizin yani evde kullanacaksanız bu şekilde hareket etmeyi boyası hemen çiziliyor. Bunun boyası biraz dandik. Gigabyte GA A320M bir anakart. Bu anakartı tercih etmemizin sebebi çıkış birimleri diyebiliriz aslında. Şurada şöyle gösterelim istiyorsan. Bir adet HDMI var. HDMI ve VGA'nın aynı anda olması. Aynen. Genelde ya HDMI oluyor ya VGA oluyor. Sadece öyle oluyor. Biz ikisini tercih ettik çünkü çift monitör yapılırsa. Aynen öyle. Kullanmak şimdi DVI çıkışı var burada. Yalnız ekran kartı olmadan çift monitör yapamıyor bildiğim kadarıyla. Hakan bunda monitör yapılmıyor. Bunda yapılmıyor yani. Bunda çift monitör kullanamıyorsunuz. Doğru, çünkü yani ekran kartı olması gerekiyor. Doğru, görüntü alması için. Bu ekran kartı olmadığı için bunda bir tanesinde onboard, bir tanesinde ekran kartını alıyorsunuz normalde doğru, görüntüyü. Doğru. Şimdi çıkış birimlerimize deneyelim anakart üzerinde. Ya çıkış birimleri olması iyi olmuş yani. Sonuçta monitörler... Çıkış birimlerimize şu şekilde sırasıyla gidelim bilmeyenler için. Bir güç girişimiz var. PS2 şu mouse alttaki klavye mor olan. Aynen. Burada VGA var. Üstteki bakın şu VGA. Alttaki HDMI pardon DVI. HDMI. 6 tane USB portumuz var. 4 tanesi 3.1. 2 tanesi 2.0. Gigabit Ethernet portu bulunmakta ve ses kartına ait giriş çıkış birimleri bulunmakta. Burada sizin önemli bilmeniz gerekenler şu turuncu bunun pembenin mikrofon, şunun ise speaker'a gittiği. Şu mavinin ne olduğunu ben bilmiyorum, kullanmadım da yani. Şurada da bilen varsa yorum kısmına yazar. Kasanın havalandırma sistemi gayet iyi. Bakın şurada bir adet havalandırma fanı var üstte. İçerideki fanı zaten yani kasa ısınmıyor. Sonuçta burada şeyler ofis sanat. Kasa ısınmıyor ama içindeki egzoz fanını şu üstte gibi düşünebilirsiniz. Arkada değil. Aynen. Zaten üstüne bir şey koymayın. Şurayı kapatmayın. Yani şurada üstte bir havalandırma deliği var. Dikkat edin. Kasanın tasarımını da beğeniyorum ben. RAM olarak G2'nin RAM'ini kullandık demiştik. Bunu şimdi söküp bakalım. Çentiklerinden kaldırıp RAM'imizi söküyoruz. 3200 MHz'lik bir RAM'imiz var. CD16 gelişme değerine sahip. Güzel yani bayağı bir. Şöyle özelliklerine bakmak isteyenler de. Burada bilmeniz gereken en temel özelliği 800 GB ve 3200 MHz'e sahip olması. Biz bunu kullandık. Siz de yine araştırıp kendi dilediğiniz RAM'i tercih edebilirsiniz. Şimdi kullandığımız diğer birleşenleri daha iyi görmeniz adına normalde bilgisayar size geldiğinde şöyle bir kutuya koyuyor. Tüm parçaları anakart kutusunun içine koyuyor. Anakart kutusunu açtığınız zaman içinden çıkan Samsung'un 860 EVO'su var. Biz SSD olarak bunu tercih ettik. Şimdi bu arada videomuz ara ara bölünüyor. Şirketteyiz. Samsung kullanmamızın sebebi Samsung disklerin hem testlerde daha uzun ömürlü çıkması hem de Hakan'ın özellikle abi Samsung alalım ileride problem yaşamayalım demesi yüzünden de ben de zaten ona bırakmıştım bu işleri.
Kendisi Samsung tercih etti. Biz daha Adata kullanıyorduk. James Tankey kullanıyorduk. Bu tarz markalar kullanırken bu sefer Samsung 5'ini de Samsung aldık. Fiyat olarak 100 TL daha fazla. 120 TL daha fazla ya da tam hatırlamıyorum ama bize 700-800 liraya gelmişti 6 bilgisayarda. Ama uzun ömürlü olması sebebiyle geri dönüşünün daha bize hani iş gücü ve veri kaybı yaşamamamız adına biz bunu kullandık. Samsung. Samsung dişli arkana gidiyorsun değil mi? İçinden bir güç kablosu çıkıyor. Şöyle arka standart güç kablomuz bildiğiniz gibi. Frisbee'nin kıllanma kılavuzları. Şurada yine anakartın kutuları. Anakartın ara bağlantı kabloları. Bunlar kullanmayacağınız kablolar. Zaten kullanacağınız olan kabloyu takmışlar. Bir de RAM'in G8'li RAM kullanmıştık. İçinde RAM diyorum, özür dilerim. RAM doğru. Ara sıra dilim sürüşüyor. Dalıyorum videoya, gidiyorum. G8'li kutusu. Burada özellikleri bahsedilmiş. Şu şekilde gösterelim bunu da. Altta gecikme değerleri yazıyor. CL16, 18, 30. Bu gecikme değerleri nedir Hakan? Bahset bakalım. Bilgisayar gecikme değeri ne kadar düşük olursa RAM performansı o kadar iyi oluyor. Yani çünkü DDR4 RAM'ler çoğunlukla yani üst seviyelerde böyle CL18 falan oluyor. Ama böyle soğutucusuz RAM'lerde gecikme değeri düşük oluyor. Düşük oluyor. Mesela üzerinde şey olanlar, ışıklı ışıklı olanlar CL değerleri biraz daha yüksek oluyor. Hakan alırken CL değerlerine bakmadı ama frekansa boyutuna baktı. Frekansa baktı çok ama yani bildiğim kadarıyla düşük olduğu için ben aslında tercih ettim. G8'li mi? Hı. G8'li Hakan'da da evleri kullanıyor. Aynen. Bildiği bir marka. O yüzden bunu tercih etmiş. Bunun dışında bahsedeceğimiz pek bir şey kalmadı. Standart poşeti çıkıyor anakartın. Bunlar da vidaları. Vidaları biz hep ayırıyoruz. Kutulardan tek tek vidaları ayırıp bir kutuya koyuyoruz. Vidalar da lazım oluyor. Kullanıyoruz. Şunları kenara ayırıp kafayı şöyle gösterip videomuzu bitirelim. Senin bunun üzerine söylemek istediğin bir şey var mı Hakan? Yani anakart ben çok iyi. Şurada şey olması güzel. Bir tane M.2 SSD. İleriden şey yaparız. Bir tane daha M.2 SSD. Yani upgrade edebileceğiniz bir kasa. Atıyorum bundan 10 yıl sonra bu kasayı, bu anakartı kullandınız diyelim. Hadi işlemci de desteğini verdi. 10 yıl sonra daha iyi teknolojiler çıkıyor. M.2'de sürekli teknoloji yenileniyor. Şurada da M.2 slot giriş var, görüyorsunuz. Anakartımız bu yönden iyi. Bir tane PCI Express slot var. Buraya da ileride ufak bir ekran kartı yani takılabilir. Profil, ekran kartı da takılabilir buraya. Log profil dediğimiz nedir Hakan? Yani şey oluyor dediğinde sadece bakır boru oluyor. Yani küçük ekran kartlar oluyor. Boyutu bayağı küçük oluyor. SSD'mizi de şöyle takmışlar. Samsung'un SSD'sini şurada. Şu altta takılı arkadaşlar. Başka değindiğiniz bir şey var mı? Güç kaynağına değinelim bir de. 300 anakarta değindik, var. İşlemciye değindik, RAM'lere değindik, kasanın genel mimarisine değindik. İçinde 300 voltluk bir güç kaynağı var. Bu güç kaynağını da biz yedek olarak yine tutacağız. Neden? Yedek de alacağız. Yani kafayı tutacağız. Aslında güç kaynağı da fazladan tutabiliriz. Güç kaynağı çünkü daha sık bozulan bir parça. Elimizde bir kafa yedek tutarken güç kaynağı iki tane yedek tutabiliriz. Çünkü aynı anda bozulma olasılığı yüksek. Daha yüksek. Bir elektrikte bir problem olduğu zaman güç kaynağına doğrudan zarar verme ihtimali yüksek oluyor. Markası nedir? Fuan mı? Fuan diye bir tane güç. Frisbee'nin kendi içinde gelen bir kasanın genel şeyine bakalım. Slot olarak HDD diyebiliyorsunuz. Zaten şurada boşta yine slotları var. Kasanın şurada tutamacağı var. Yani şöyle tutuyorsunuz. Rahat bir şekilde kaldırabilirsiniz. Bayağı ufak bir kasa. Şöyle ön tarafa bakalım. Şöyle ön taraftaki yine. Onu da tekrar. Ön tarafta kasanın önünde şu kapağı kaldırdığınız zaman buraya delikler koymuş ama kullanışsız bir şey yok. Burada burası şey için büyük ihtimalle. CD-ROM yoksa CD-ROM kullanmıyor zaten. Onu herkes bilir. CD-DVD-ROM'dan girişi. Bilmeyen yok artık bunu. Ama kullanmıyoruz biz çünkü USB'ler kullanıyoruz. Şunların ne olduğunu bilmiyorum. Süs olarak yapmışlar herhalde. Yapmışlar öyle. Şurada LED'i var. Kendi LED'i. Güç tuşu. Reset tuşu. Şuradan açıp kapatabiliyorsun ama bizim ihtiyacımız olmuyor. Kasanın diğer tarafına geldiğimiz zaman kasanın PCU'su burada. Yani güzel bir havalandırma var. Kasayı yan koymayın çünkü buradan hava alsın. Dik kullanın bu kasayı. Şey buradan yine bir havalandırma delikleri var. Bayağı havalandırması iyi. Kelet USB 2.0 USB çıkışı var. Kulaklık, mikrofon. Bir de şey var. Micro SD. Micro SD girişi de var yani. Kartı telefonunuzdan şeyde. Veri aktarmak için. Telefon veya kamera gibi aygıtlardan verileri SD kart aparatı var. Onun sayesinde takabilirsiniz. Combo değil bakın bunda mikrofon ve kulaklık. İkisi de ayrı ayrı. Hem mikrofon hem kulaklık. 2 USB 2.0 bir de micro SD. Bu şekilde girişimimiz mevcut. Kasaya bakıldığında yani şurada da zaten duruyor. Şık bir kasamız. Şu şekilde genel hatlarını göstermiş olduk. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmında sorabilirsiniz. Kasamızın genel mimarisi bu şekilde.
Değil mi? Biz de takalım. Şimdi videoyu bitirmeden önce kafeyi tavsiye eder miyim? Şu ana kadar herhangi bir problem yaşamadık. O yüzden hep bunlardan topluyoruz şu ana kadar. Ofiste bayağı var. Ve fiyat olarak daha uyguna geliyor. Normalde bu kafeyi hazır sistem almaya kalksanız içinde işletim sistemi vesaire normal marka PC'lerde çok daha pahalıya gelir. Marka PC'lerde bir de right hand seçeneği pek sunmuyorlar size. Size sundukları belli. Intel seçeneği sunuyorlar. Ben daha önce bunun buna denk olabilecek, denk değil ama bu çok çok daha hızlı ondan. Şunu söyleyebilirim. Bende i5 kasalar vardı. i5 kasada bana seçenek sunmuyor. Adam i5 sunuyor. Ryzen sunmuyor. İşlemciden bir kere pahalıya geliyor birinci sefer. %25 falan i5 Ryzen 3'e göre her türlü pahalı ama performans olarak ayrı. Hard disk olarak SSD'yi koymuyorlar. Biz buna 256 GB SSD taktık. Adam HDD takıyor 1 TB. Bu da benim yaklaşık 4-5 kat direkt yavaşlatıyor. Bunun dışında RAM seçeneği pek sunmuyor. Sadece 4 GB sunuyor. RAM'den de yedik mi? Ne oldu bu sefer? Yaklaşık ben bundan hem daha pahalı alacağım. Atıyorum bunu 2000 liraya aldıysam onu 4000 liraya alacağım. Bu sefer 2 katı fazla para verip aldığım cihazda bir de işletim sistemi de geliyor bu arada. Ben işletim sistemine gerek yok zaten. Lisansı ayrıca alıyorum. İçinde adam bana home işletim sistemi veriyor. Ev işletim sistemi. Ben bunu silip pro yüklemek durumunda kalıyorum. O yüzden ne oluyor? Ekstra bir de oradan zarar etmiş oluyorum. Yani 2 kat fazla para verip 5-6 kat daha yavaş bir PC alıyorum. Bu yani ona göre teorikte 5-6 kat daha hızlı diyebiliriz. Hatta sen ne dersin Hakan? Kaç kat daha hızlıdır mesela Lenovo'dan? Bayağı hızlı diyebiliriz yani. Ya. Biliyorsunuz hızlı. Lenovo kasalar topluyorduk biz. Hazır marka PC aldığımız zaman Casper, Lenovo, HP hangi Asus da olabilir. Marka PC'lerde size sunduğu seçenek fazla. Çok seçeneğiniz olmuyor. Biz buna ne yapıyoruz? İşlemciden tasarruf ediyoruz AMD'yi kullanarak. AMD bizim kullandığımız işlemci markası. SSD'den tasarruf ediyoruz. SSD alıyoruz. RAM olarak 2 katı performansa RAM alıyoruz. İçinde kullandığımız anakartın da markası belli oluyor. İşletim sistemi de dilediğiniz yani işletim sistemi. Hazır kasa almayın. Kendiniz şey yapın. Konfigürasyon. Aynen öyle. Ofisiniz için hazır kasayı ben de tavsiye etmiyorum. Hani evet. Belki kurumsal bir yerdir. Alanları bir işlem karar veremiyordur. O zaman bir şey diyemeyiz ama burada alanlarda kasada biz karar veriyoruz. Ya da T-Client kullanıyorlarsa eğer tabi T-Client'larda ne kadar maliyeti bilmiyorum ama hani iyi bir sunucu sisteminizin olması gerekiyor T-Client sistemi kullanabilmeniz için. Bir de geçenlerde sormuştum. Ortalama bir fiyat almıştım T-Client bir cihaz için. Yaklaşık bu kasayı da aynı maliyette onu söyleyebilirim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hakan videoyu bitiriyorum. Yok, umarım faydalı yani. Olmuştur arkadaşlar. Neydi? Yani ofis bilgisayar alacaklar için tavsiye edebiliriz yani. Aynen öyle. Biz bunu tamamen ofis için aldık arkadaşlar. Videoyu belki sonuna kadar izleyen arkadaşlar varsa yorum yapmadan önce şunu göz önüne bulundursunlar. Her seferinde şunu diyorlar abi. Abi bu alınır hani, mı? Bu alınır mı? Bu alınır mı? Kardeşim bak ofis için bundan daha iyi bir seçenek sunarsanız bir dahakine 5 tane daha alacağım bu hafta. Onu alalım. Söyleyin. Deyin ki abi bak şunu al daha iyi yaparsın. Var söylediniz. Ha, bir de kasa şöyle olsun. Ekran kartı kullanmayacağım. Ekran kartı önermeyin bana. Neden? Ekstra para vermem boş boşuna. Ha, yine önerilerinizi yapın. Bir de kasa olarak şu inceliği kasaya koyarız. Neden? Küçücük kasa bakın. Masada hiç yer kaplamıyor. Normalde herkes kasayı masanın altına koymak ister ama biz bunu masanın altına hiç koymaya gerek kalmadan bakın masada küçücük bir yer kaplıyor. Şöyle yan tarafına veya şu monitörün arkasına koyabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.